Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir deneyim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Amsterdam'da Capsule Otel'de kalıyoruz. Bundan bir süre önce hem video çekmek hem de tatil yapmak amacıyla Amsterdam'daydım. Ve kaldığım yerin çok yakınında yürüyüş yaparken City Hub isminde bir kapsül otelin olduğunu fark ettim. Normalde kapsül otellerin daha çok uzak doğuda yoğun olduğunu biliyordum. Amsterdam'da da böyle bir kapsül otelin olduğunu görünce çok şaşırdım. Dünyanın ilk kapsül oteli 1979 senesinde Japonya'nın Osaka kentinde açılmış. Fiyat olarak çok uygun olduğundan dolayı da ülkede gittikçe bu kapsül oteller yaygınlaşmış. Birçok kişi kapsül otelleri uygun fiyatlı ve erişilebilir olduğu için takdir ederken birçok kişi ise tabut gibi yan kapsüllerden inanılmaz fazla ses geliyor, aşırı klostrofobik diyerek yeriyor. Daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi ve benim gibi aşırı fazla eşyası olan birisinin 2 metrekarelik bir alanda nasıl konaklayabileceğini merak ettiğim için rezervasyonumu yaptırdım. Bugün Amsterdam, Hollanda'dayız. Benim dünyadaki en sevdiğim şehirlerden birisi. Burada bir süre kalacağım ve burada kaldığım süre boyunca yaşamak için kendime çok tatlı bir ev tuttum. Sizinle bunu da paylaşmak istedim. Ta 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 ta. Şu merdivenin dikliğine bakar mısınız? Gelin gelin, az kaldı. Kitlememişim kapıyı. Hadi gelin. Kapsül otelimize yerleşmeden önce kaldığım ev gerçekten çok güzeldi. Klasik tarihi bir Amsterdam eviydi. Dubleksti, terası vardı, aşırı ferah, çok güzel ışık alıyordu. Dekorasyonu da bence oldukça şıktı. Kesinlikle şurada şöyle bir fotoğraf çekileceğim yani. Şöyle bir fotoğrafım var. Beni Instagram'da takip ediyorsunuz ve fotoğrafları görüyorsunuz. Aman canım, görmesek de olur demeyin. Gelin, takip edin. 3 gün boyunca bu evde kaldıktan sonra bavullarımı topladım ve kapsül otelimize yerleştik. Kapsül otelimizin önündeyiz. Hava da buz gibi. İsterseniz gelin, hemen içeriye girelim. Girişte otelinize buradan check-in'inizi kendiniz yapıyorsunuz ve bilekliğinizi alıyorsunuz. Ben zaten check-in'imi yaptım. O yüzden gelin odamıza doğru gidelim. Odamıza gitmeden önce size birazcık bu bölümü göstermek istiyorum. Burada arkadaşınızla birlikte masa tenisi oynamanız için minik bir masa var. Burada şehrin haritası var. Burası da bizim otelimizin bulunduğu yer. Amsterdam merkez. Şurası oluyor. Çok yakın gibi gözüküyor ama ben daha önce yürüdüğüm için biliyorum arkadaşlar, yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika kadar sürüyor ve bitiyorsunuz. Ama buranın şöyle bir güzelliği var. Amsterdam çoğunlukla düz bir şehir olduğu için asla yokuş çıkmıyorsunuz. Hani aslında kendinize güveniyorsanız 30 dakika rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Şimdi gelin odalarımızın olduğu bölüme doğru gidelim. Kapıya bilekliğinizi okutuyorsunuz ve kapılar size arkadaşlar sonuna kadar açılıyor. Burası da kapsül odalarımızın bulunduğu yer. Sanki böyle bir uzay istasyonundaymışsınız gibi hissettiriyor. Sesimi birazcık alçalttım çünkü insanlar uyuyor olabilir. Hayatımda ben ilk defa hostelde kalacağım. Burası en nihayetinde bir hostel. Tuvaletlerin ve duşların ortak olması beni birazcık geriyor. Nasıl bir deneyim yaşayacağım bilmiyorum. Bunu size zaten sonuna kadar aktaracağım. Tuvaletten sesler geliyor. Kalabalık bir tuvalet. Bizim odamız burada arkadaşlar. 36 numarada konaklıyoruz. Sanki böyle bizim çevremizdeki kapsüllerde kimse yok gibi. Ama ben yine de çok özgüvenli olmayayım. Çok sesimi yükseltmeyeyim. Gel. Hazır mısınız? Kapsülüme hoş geldiniz. Görüyorsunuz bütün saklama alanları, alt katı, üst katı full ben doldurdum. Çünkü benim şu anda Amsterdam'daki 3. veya 4. günüm. O yüzden çok fazla yük biriktirdim kendime. Buradan da bir şeyler aldım. Full dolmamıza rağmen gayet rahat bir şekilde bence burada vakit geçirebilirim. Bir yatak testi yapalım. Bu arada sizden önce de hiç yatağa yatmadım. Yatak rahat mı değil mi bilmiyorum. Odanın şöyle güzel bir yanını fark ettim. Kapı kapanınca kocaman bir boy aynası var. Bazı otellerde bile böyle boy aynası olmayabiliyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Hemen şöyle dönelim. Şimdi bir yatak testine hazır mısınız? Ben hazırım. Vallahi yatak rahatmış arkadaşlar ama oldukça ince olduğunu söyleyebilirim yatağın. Böyle bir kapsül otelde kalıyorsanız bence
maksimum alabileceğiniz konfor bu. Ve hiç fena değil, gayet güzel. Bu arada bu kapsülün şöyle bir güzel yanı var. Bluetooth bağlantısı var arkadaşlar. İstediğiniz gibi telefonunuzla bağlanıp istediğiniz müziği açabiliyorsunuz. Hatta size bir göstereyim hemen. Sesi ne kadar açılıyor onu merak ediyorum. Bayağı da açılıyor aslında. Dışarıda biri bağıra bağıra gelse, burası Amsterdam, her şey olabilir. İçmiş diyelim ki çok fazla, gece odasına dönüyor. Biz bundan ne kadar rahatsız olacağız acaba? Şimdi sevgili ekip arkadaşımı dışarıya yolluyorum. Sen dışarıda böyle telefonla konuşuyor gibi yap, yüksek yüksek. Bakalım ne kadar duyacağım. Evet, kapı şu anda kapandı, bekliyorum. Bayağı ses geliyor, duyuyor musunuz? Bayağı ses geliyor. Tamam. Bilmiyorum hangi tonda konuştun ama bütün direkt ses buradaydı. Bayağı ses geliyor. Demek ki birazcık dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar burada kalırken. Müziğin sesini çok fazla yükseltmemek gerekiyor. Konuşma ses tonumuza da dikkat etmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle benim bütün konuşmam dışarıda zaten şu anda. Herkes beni duyuyor. Madem duyuyorlar, kanala bir abone olsunlar keşke. Normalde bu otelin bir uygulaması var. Uygulamayı indirdiğinizde İstediğiniz gibi ışık renginde değiştirebiliyor musunuz? Bence bu çok güzel. Bayağı güzel bir olay. Yalnızca beni tuvaletler ve banyolar korkutuyor. Onlar da sizlerle birlikte gideceğiz zaten. Ben şey diyordum biliyor musun? Hani böyle şeyden korkuyordum. Yatacağım böyle kalkarken, o kadar küçük ki kalkarken kafamı şuraya falan vuracağımı düşünüyordum. Ama öyle çıkmadı. Gayet geniş ve gayet ferah bir yer bence. Kapsülümüz bu kadar arkadaşlar. Uyurken ne kadar rahat edeceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Zaten bütün deneyimimi sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi duşa gidiyorum arkadaşlar. Bakalım duşları nasıl? Hiç sevmem normalde böyle ortak alanları kullanmayı. Nereye geldik ya? Dolu mu buralar? Burada böyle bir sürü bölme var. Mesela. Gayet iyi gözüküyor. En azından şuraya bir cam koymuşlar ve kendi eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan yaratmışlar. Şu anda bomboş olduğu için arkadaşlar gayet konforlu gözüküyor. En korktuğum şey bayağı başarılı çıktı. Ama şu giriş birazcık korkunç, ne yalan söyleyeyim. Bir tık korkunç. Ben yanlış duşa girmişim. Erkeklerin duşuna girmişim. Ben erkeklerin duşuna girmişim yanlışlıkla ama olsun. Kaç. Duştan çıktıktan sonra üzerime rahat bir şeyler giymek için odama geldim. Bu da demek oluyor ki bavulumu açmam gerekiyordu. Odamız çok küçük, benim bavulumsa çok büyük olduğu için maalesef bu noktada bayağı bir problem yaşadım. Kapsül otel gerçekten kendi içinde çok iyi ama. Ah be Meryem, ne yaptın kızım ya? Ah be. Şu anda resmen kardiyo yapmış gibi hissediyorum kendimi. Arkadaşlar maalesef bavulu tam anlamıyla kapatamadım ama zaten büyük ihtimalle tekrar açmam gerekecek. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Bu arada şuranın haline bakın. Acayip bir karmaşa oluştu burada. Bayağı yani inanılmaz bir karmaşa. Hani zaten birazcık dağınık bir insanım. Okey, onu kabul ediyorum ama çok küçük alanda ben iyice çıldırıyorum yani. Kapsülün içerisinde birçok priz ve aynı zamanda USB girişi vardı. Telefonlarınızı ve bilgisayarınızı rahatlıkla şarj edebiliyordunuz. Aynı zamanda otelin kendine ait bir aplikasyonu var, ücretsiz. Eğer bu aplikasyonu indirirseniz kapsülünüzün içerisindeki ışıkları rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Pencerem açıkmış, böyle pencere açık giyinmesem iyi olur. Herkes benden nefret etmiş olabilir. Bağıra bağıra konuştum yani. Eğer üst katta birisi varsa ya da yan tarafta, sağda solda. Vallahi kusura bakmayın, biraz fazla bağırarak konuştum. Arkadaşlar kahve alacaktım. Fakat kahve alınmıyormuş burada. Kahve yapılıyormuş. O yüzden şimdi burada kendi kahvemi kendim yapacağım. Ya. Aha oluyor. Bakalım buzlarımızı nereden açıyoruz? Aha, aradığım şeyi buldum. Ice cubes. Müthiş kolaylık he. Çok sevdim ben bu işi.
Hem de bedava. Beleş. Bayağı iyi olmuş. Arkadaşlar döndük yine Batakhane'ye. Akşam üzeri yemeğimiz var. Yemek rezervasyonu yaptırdım. Üzerimi değiştireceğim ama burada her şey o kadar zor ki gerçekten. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Makyajımı düzeltmek istiyorum ama yani hiç düzgün ışık olmadığı için ne makyaj yapabiliyorum ne bir şey. Bakın göz altlarım morarmış. Hadi bakalım. Yakalayın her gece üzerimi düzeyim. Jean giysem. Kış kış jeanler kış kış. Çok da hava soğuk ya. Ben de ne giyeceğim bilmiyorum ki. Bence çok klostrofobik burası. Benim gerçekten kapalı alanlarda kalma fobim var. O yüzden artık böyle vakit geçirdikçe boğulacak gibi oldum. Geç kalıyoruz. O yüzden benim çok hızlı olmam lazım. Arkadaşlar kombinim gerçekten çok kötü oldu. Bütün kombin yapma skillerimi kaybettim bu minnacık odada. Ama artık çıkmam gerekiyor. Geç kalacağım. Gerçekten şuranın haline bakın. Eyvah. Eyvah. Çok kötü dağıttım. Şimdilik kaçıyorum. Akşam yemeğimizi yemek için otelden ayrıldık. Bu arada isterseniz otelin mutfağında kendi akşam yemeğinizi kendiniz de hazırlayabiliyorsunuz. Fakat ben bunu tercih etmedim. Çünkü Amsterdam'daki son gecemi açıkçası otelde geçirmek istemedim. Geldik arkadaşlar. Zaten çıkarken biliyorsunuz burayı çok dağıtmıştım. Epey de dağınık. Biraz içime fenalık geldi ama bakalım nasıl uyku çekeceğiz burada onu da göreceğiz. Birazdan zaten banyoya gideceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım. Orası şu anda nasıl? Kalabalık mı? Onu da göreceğiz. Hadi ver bakalım. Odaya bakar mısınız? Birazcık dağıttım. Şimdi toparlayacağım ama merak etmeyin. Valizimi de toparlamam gerekiyor. Yarın buradan çıkış yapacağız. O yüzden birazcık temizlik zamanı da olması gerekiyor birazdan. Arkadaşlar ben akşam üzeri yanlışlıkla erkeklerin duşuna girmiştim. Neyse ki hiç kimse yoktu. Kadınlara ait duş gördüğünüz gibi çok daha teferruatlıymış. Burada kurutma makineleri var, makyaj aynası var, saç kurutma makinesi var. Erkeklere çok özen gösterilmemiş. Kadınlara bir tık daha özen gösterilmiş gibi gözüküyor. Şimdi ben de yüzümü yıkayacağım, bir dişlerimi fırçalayacağım. Daha sonra uyumaya gideceğiz. Ben gece yatmadan önce birazcık banyoda uzunca vakit geçiriyorum. Birazcık tamamlamam gereken proseslerim var. O nedenle de ortak banyoda aşırı aşırı rahat ettiğimi maalesef yine söyleyemeyeceğim. Yes. Gidebiliriz. Şöyle ışıklarımızı bir uyku moduna alalım. İyi geceler. İlginç bir deneyim olacak. Sabah uyandığımda minik bir şok geçirebilirim neredeyim ben diye. Herkes uyudu. Biraz sessiz olmam gerekiyor. Çok bağırdım. Sonunda bütün işlerimi bitirip uykuya daldım. Günaydın arkadaşlar. Kapsüldeki gecemi tamamladım. Daha şimdi uyandım. Bu arada gerçekten rahattı ama şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bundan bahsetmek istiyorum. Çok üşüdüm. İçerisi çok soğuktu. Bütün gece sürekli olarak üşüdüm. Ama onun dışında herhangi bir problem yaşamadım. Bir de sürekli olarak sabah insanlar şurada yürüdüğü için ayak seslerini duydum. Ama onun dışında hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta burası o kadar kozi ki aslında böyle kapalı bir alan olduğu için. Hani gerçekten bıraksalar beni akşama kadar uyurum. Çok güvenli hissediyorsunuz kendinizi ufacık bir alan olduğu için. Böyle şimdi duşa gideceğim. Makyajımı yapacağım. Hadi gidelim. Ah, gerçekten rahattı ama yatak. Ah. Allah'ım ya. Kalabalık olduğu için ben
Saçımı kurutmadım arkadaşlar. Odama geldim. Odamda bir giyineceğim. Makyajımı yapmaya çalışacağım. Şurada aydınlıkta bir yerde. Sonra saçımızı kuruturuz. Nasıl yapacağız? Kaç günün dağınıklığı var burada ve o kaç günün dağınıklığını bu küçük odada toplamam gerekmesi bir miktar canımı sıkıyor yani. Gerçekten sıkmıyor değil. 12'de çıkış yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla dışarıda olacağız yani günün kalanında. Çünkü akşam 6'da uçağımız var arkadaşlar. Ve benim bir şeyler ihtiyacım olabilir. Burası için söylemiş olduğum bütün pozitif şeyleri arkadaşlar, böyle bir valiziniz yoksa dikkate alın. Meryemcan'ın tatil bavulu hazırlama sırları. Şu an haber. Bavulu tasarruflu kullanmanın püf noktaları ne? İşte cevabı geliyor. Kıyafetlerinizi rulo yapın. Şu rulo yapma yöntemi çok işe yarıyor. Evet kanka, gerçekten işe yaradı kıyafetleri rulo yapmak. Kombinimi kafamda hazırlıyorum ve ona göre koyuyorum. Böyle koyuyorum. Çünkü çok fazla katlarsanız şişer. Vermiş olduğum taktiklerin hiçbirisi işe yaramıyor. Bavulumuzu artık hazır, kapatabiliriz. Bence bir şey unuttunuz. Neyi unuttum? Ya suyu unuttunuz? Ya o da benimle tatile gelmek istiyor. Ne kadar üzgün. Bakar mısın? Onu koyarsak tasarruf yapamayız. Bunları bavula mı koy? Ay! Aa! Adam patladı. Adam patladı ya. Ne yaptın? Ay çok korktum. Şimdi bir şeyle karşılaştım ya. Çok kolay. Aa! Ya gene kafayı vurdum. Bavulumu topladım ve gündüz vakti banyolar çok kalabalık olduğu için makyajımı odamda yaptım. Bu arada normalde gerçekten kapsül odada makyaj yapmaya uygun bir ışık yok. Çünkü çok loş ve gün ışığı almıyorsunuz. Ben de kapıyı açtım ve kendimce minik bir trik kullanarak makyajımı yapmayı başardım. Evet arkadaşlar, makyajımı da yaptım iyi kötü bir şekilde. Artık burada ne kadar oluyorsa. Ama bence gayet güzel oldu. Kapıyı açmak iyi bir fikirdi. Bu arada bence gittiğimiz her yere, özellikle bakın bunu kadınlara öneriyorum. Böyle minik bir ayna götürün, hayat kurtarıyor. Her yerde hayat kurtarıyor. Şu anda bakın benim hayatımı kurtardı. Sabah ve akşam saatlerinde duşlar, ortak alanlar çok kalabalık oluyor. Dolayısıyla bu da hazırlanmanızı birazcık zorlaştırıyor. Bunun dışında da ben çok eksi bir tarafını görmedim açıkçası. Benim rahatsız olduğum kısım kendimden kaynaklıydı. Çok fazla eşyam vardı. Bavul açarken çok zorlandım. Kıyafet seçerken, hazırlanırken, makyajımı yaparken aşırı zorlandım. Ama eğer sizin benim gibi dertleriniz yoksa ve çok büyük bir bavulla seyahat etmiyorsanız büyük ihtimalle burada oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bizimle ilgilenen çalışanlar da oldukça sevecen ve arkadaş canlısıydı. Yalnızca aklıma yatmayan şöyle bir şey var. Buranın bir gecelik ücreti 110 euro, yani 1800 lira. Fakat Amsterdam merkezde bir butik otelde kendinize ait tuvaletinizin, banyonuzun olduğu bir odada çok daha uygun bir fiyata konaklayabilirsiniz. Bu noktada da yalnızca farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız bence burayı tercih etmenizi öneririm. Açıkçası ben bir daha Amsterdam'a gittiğimde böyle bir kapsül otelde kalır mıyım? Hayır, kalmam. Zaten ben çok zorlandım gerçekten, özellikle bavul açma kapama kısmında. Fakat ilginç bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Kanala abone olun artık ha. Olun artık ha. 5 milyon yapın bu kızı diye yorum atıyorsunuz ama hiç kimse yapmıyor. Artık ne zamanı biliyor musunuz? Herkes artık elini nereye götürüyordu? Elini cebine atma zamanı diyeceğim ama. Çok ayıp. Arkadaşlar artık elinizi kalbinize götürün, yüreğinizin üzerine götürün ve diğer elinizle de hemen mouse'a uzanın, abone ol tuşuna basın. Haydi hoşça kalın, kendinize iyi bakın.